Evet, şimdi yine Galatasaray yönetiminden flash bir hamle geldiği haberleri dün özellikle sıcak gelişme olarak aktarmıştık. Mario Götze gündeme gelen isimlerden biri. Şimdi takvimin 16. sayfasında detaylı bir haber var Götze ile ilgili. Hemen bir bakalım. Galatasaray yönetiminden flash hamle Sarı Kırmızılar Belhanda'yı gönderirse B planı hazır demiş. Haber Faslı Yıldız'ı göndermek için çok büyük bir çaba harcayan yönetim. Eğer hedefe ulaşırsa Bon Servisi elinde olan Mario Götze'ye teklif yapma kararı aldı. Alman futbolcu için yıllık 2,5 milyon euro gözden çıkarılacak. Şimdi bu haberde iki e, durumu birden göz önünde bulundurmamız gerekecek Mehmet. Birincisi Belhanda'nın gitme konusunu istersen biraz konuşalım ardından da her ne kadar götse 28 yaşında çok yıldız bir oyuncu olsa da son dönemde onun da rahatsızlığı sebebiyle çok fazla forma şansı bulamadığını, kendini gösteremediğini biliyoruz. Bu anlamda ne kadar gerçekçi bir transfer olur acaba bu? 2014 Dünya Kupası finali Almanya'yı dünya şampiyonu yapan golü Götze atmıştı. Evet. yanlış Arjantin'e karşı. 6 evet. yıl olmuş Ezgi ve hani Bayan Münih klasiktir o. Dortmund'dan Bayern Münih'e geçer oyuncular. İşte Lewandowski gibi top seviyeye çıkarlar. Gözte onu yapamadı. Gözte tekrar geri döndü Dortmund'a. Dortmund'da geri döndükten sonra da o forma istikrarını, devamlılığını kaybetti. Ama tabii yetenek ölmez. Yani Gözte muhakkak Türkiye'ye gelse bence fark yaratır. Max Kruse de mesela evet sağ dışı aldığı maliyet konuştuk ama Kuruse'nin oynadığı maçlarda Fenerbahçe şampiyonluk potasına girdi hatırlıyor <laughs> musun? Başakşehir'e attığı gol herkes atamaz. Gözse de keza ama şu an mali gerçeklerin ben artık Türkiye'de bunu Beşiktaş balotelli içine geçerli kılıyorum. Bana çok mantıklı gelmeyen yani oyuncuların buraya 1,5-2 milyon euroya gelebileceğine ihtimal vermiyorum. Gözse hala halihazırda kendisine bence İtalya'da, İspanya'da. Yani daha top seviyeliklerle takım bulabilir. Şimdi şöyle geçtiğimiz sezonlarda ben yanlış bilmiyorsam ki onun araştırması mutlaka yapılacaktır daha detaylı. Bir kas rahatsızlığı yaşamış Doğru. Mario Götze. Bunun üzerine zaten düşen bir performanstan ve çok fazla forma giyemediği sezonlardan bahsediyoruz. Artık bir hastalık da yaşamış ben de bir baktığımda. Evet, Baya evet. bir maç e, kaçırmış ama şu gerçek bir Galatasaray Belhanda'yı elden çıkarmak istiyor. Hatta benim istihbaratlarımla izgi e, Mensah Belhanda yerine düşülen bir isim. Şimdi tabii e, Mensah'da aslında e, savunma çok güçlü olan bir orta saha değil. Mensah daha hücumcu, driplingçi bir oyuncu ki istatistiklere de gayet hı hı. güzel Kayseri'de gol asist anlamında. E, Galatasaray'ın da buna göre formülleri var. biliyorsun Galatasaray'ın %40 payı vardı Mensah'ın bir sonraki satışından. Evet. Hali hazırda bir 3 milyon euroluk borç var. Galatasaray orada 2 sene kiralama formülüyle Mensah'ın peşinde. Ama Mensah'ın gelmesi demek zaten Berlan'ın gideceğini işareti ama şunu da söyleyeyim. Galatasaray yönetimi Nisan ve Mayıs aylarında pandemiden oyunculardan indirim talep ederken burada en net duruş Belhanda'dan geldi. Ben ücretimi indirmiş problem değil ama siz benim bir yıl kalan sözleşmemi uzatın. Ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi. Hmm. Artı hem Belhanda hem Fegül için şunu da belirtelim. Kuzey Afrikalı oyuncular yani en mutlu oldukları şey İstanbul bir Müslüman oyuncu için. Hani bu da çok önemli. Berhand'ın zaten çok gece hayatından bahsedemeyiz. Burada yaşamaktan çok mutlu. Ama hani Galatasaray bir de yönetimi de en son burada galiba bir ev aldı evet, haberi yatırım yaptı. söylemiştik. Hatta ben daha da bir detay vereyim öyle hani buna çok haber yapmadık ama evinin parkelerini bile değiştirmiş. Hani e, İstanbul'da kalıcı planlar yapmayan bir insan niye evine? Aynı şey Falka için de geçerli. Falka Bodrum'da 10 gün önce tatil yapmıştı mesela. Evinin ilk taşını zamanlar yardımcı olan mimarı gelip hani yapılacak değişiklikleri konuştu ki eşi dördüncü kez çocuk doğuracak, evet. erkek çocuk sahibi olacaklarını onun heyecanına girdiler. Bunlar aslında önemli detaylar. Mensat'a tam aksine Kayseri'de evini topladığı söyleniyor. Bunu Onyekuru da şahit olmuş geçmişte. Çok çok eskiden Riveri'de. Hani bunlar aslında oyuncuların biraz transferiyle ilgili hmm. biz Muhabirlere sinyaller veriyor. Aslında e, Berna Hanım da söylüyor bunu. Yani görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Diyor. Bu noktada hani gizlenen ya da yok kesinlikle biz mesa göndermeyeceğiz gibi bir durum yok. Zaten maliyeti de çok yüksek bir Bana soruyorsun hani şu anki konuştuğumuz iddialardan. Ben Abu Bakar'dan ziyade Jagne Falcao ile Galatasaray girer Hı -hı. diyorum. Göz de Mensah gelir diyorum Galatasaray'ın orta sahasına. Bu isimlerden Belhanda Feguli gider mi? Bu büyük soru işareti. Bunu da konuşuruz. Tam da Feguli ile ilgili bir haberle devam edelim o zaman istersen. Sabah gazetesine bir bakalım. 17. sayfada Feguli'ye iki talip var şeklinde bir haber var değerli izleyenler. Kim o takımlar? Ee, İtalyan ekipleri Lazio ve Sampdoria'nın Feguli'ye talip olduğu şeklinde bir haber. 3 milyon 850 bin euro ile en çok maaş alan oyuncusu şu anda Fegüli, Galatasaray. Falcao'dan sonra. Evet. Falcao zaten ayıraya koyuyor. Falcao'yu ayırarak söylüyoruz. hiçbir oyuncu ile kıyaslanmaz. Yani 5 milyon euro garanti ücret. 1.9 milyon euro da 29 maça ulaştı mı alması gereken bonus geçen sene 1 milyon eurosunu alabildi. 20 maç seviyesinde kaldığı için. Ama muhtemelen o bonuslarından vazgeçecek Ezgi. Fegüli'ye gelirse güzel yakalın aslında. Kutu haberlerden daha net haber çıkıyor. Evet gerçekten öyle. E, Tebrik ediyorum seni. burada şimdi şunu anlatalım izleyicilerimize. Geçen seneki Jagny'nin transferini hatırlasınlar. Jagny için Kulüp Brüge gönderirken yapılan kaç kapı açıklaması 3.3 milyon euro kiralama bedeli alacağız, oyuncunun ücretini Galatasaray ödeyecek. Ben benzer şeyi Feguli için de bekliyorum. Hmm. Muhtemelen Galatasaray Feguli'yi 2.5 2-3 milyon euroluk bir kiralama bedeliyle gönderir. Ücretin ödemeye devam eder. Neden? Feguli'nin çünkü 2 yıl daha sözleşmesi var. Oyuncunun bir yıl İtalya'da göstereceği performans kalmasını sağlayabilir. Bana soruyorsan genel kişisel fikrimi. Evet. Ben Feguli tutarım kadroda. Ben Feguli çok beğenen bir futbol severim. Yani çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama işin yönetim ve teknik heyet kısmında sıkıntı var. Özellikle Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart. E, zaten o süreçleri sen de yakından takip etmişsindir. Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklama. ihtar çeken oyuncular var diyerek Feguli'yi biraz taraftara ben, işaret etmeleri. Yani ben, evet. Burada e, İtalya olabilir. Yani Feguli İspanya, Valencia'da zaten müthiş işler başardı. West Ham'da onu yapamadığı için devamlılığını çok da güzel bir transfer hikayesi vardır. İzninle anlatmak Tabii isterim istiyorum aslında burada izleyicilerimize. Fe, Galatasaray transfer etti dönemde bayağı bir transfer yapmıştı. işte Gomis, Belhanda, Maicon, Endiaya, Fernando gibi. Yani sil baştan bir takım yarattılar. E, 15 milyon euroya, Podolski Japonya'sı 20 milyon euroluk bir Hı -hı. maaş bütçesi semika ile birlikte aldılar. 40 milyon euro transfer harcılar ama Feguly hesapta yoktu. Galatasaray Özersun'ta eleniyor ve ikinci kampı yapıyorlar. Ben de o kampı takip etmiştim Avusturya'da. Bir akşam Tudor'un telefonu çalıyor. Arayan Slaven Bilic, Hırvatistan Milli Takımından Hı -hı. futbolcunun yani çok yakın arkadaşı. Bizim kulüp diyor Feguly'yi gönderme kararı aldı diyor. Oyuncunun maaşından oluyor. Çünkü Feguly Valencia'dan Versa'ya bir imza parasıyla gitmişti. Yani iyi ücret alıyordu ve ilk sene biraz adaptasyon sorunu yaşadı. E, düşünür müsün yani ben diyor Türkiye'de çok iş yapacağını düşünüyorum Fegüli'nin. Ben o, o, ben başka nedenlerden dolayı yönetim, hı hı. Maaşı, yönetim yaşadığı sorunlar. Bunu deyince Tudor Cenk Ergün'le bir beyin fırtınası yapıyorlar. Ve Fegüli e transferine öyle karar veriliyor. yani Yoksa o dönem Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu Konoplanka'ydı. İlk geldiği evet, doğru, seneyi de doğru. hatırla çok fark yaratamadı e. Evet. Geçen ama e, ikinci, şampiyonlukta. E, yani evet, ikinci şampiyonlukta. Özellikle şampiyon. ikinci şampiyonlukta ikinci yarıdan sonra. O i̇ki şampiyonluğun ilkinde Gomis diyorsak. Başrol ikincisinde de Fegüli'ydi. Orada anormal bir etki yaptı. Geçen sene de fena değildi ama o işte final kısmında Sivas'a kaçırdığı gol, Beşiktaş'a kaçırdığı gol. Üstüne Trabzon'a gelecek Yani şimdi iki sezon zıgar. önce iki, ikinci yarıdan sonra artan bir performansdan bahsediyoruz. Ee, geçen sezonda tam tersi en kritik noktada devreden çıkmasıyla bahsediyoruz Fegüli'den. Ee, beş yıllık bir sözleşme, evet. çok iyi bir kontrat. 3.8 diyoruz ama onun primleri de var. Oynadığı maç sayısına bağlı bir 200 bin dolar yani Nereden baksak maç başı primler, vergi 4,5-5 milyon euroyu bir maliyet artık. Bunlar çok gerçekçi rakamlar değil. Evet artık bu kadar ee, uzun kulüpten. süreli sözleşmelerden de zaten hiçbir kulüp için bahsedemiyoruz. Yani o Ve noktaya pro geldik. Pro problem de var yani hem teknik eğitim yönetim cephesinde İtalya olabilir geliyor bana çünkü oyuncu. Daha önce Katar kulüpleriyle görüştüğünde yüksek ücret istiyor doğal olarak. Hı hı. Yani Galatasaray'da aldığının bir %50 fazlasını almak istiyor ki yani zaten değişen bir şey olmayacak. Tercih etse zaten aynı para. Tabii ki İstanbul Türkiye'de evet. yaşar. Ee, yani Özellikle bu Müslüman olmalarını vurguluyorum. Çünkü İstanbul hakikaten çok e, mutlu, e, ezgi yani gezme anlamında, aileleri yaşama anlamında. Ama İtalya sonuçta bir Avrupa artı Lazio bu sene bayağı iyi işler çıkardı. Evet. Şampiyon Ligi bileti de aldı benim hatırladığım direkt katılım hakkı. E, Juventus Juventus'un ardından işte Atalanta Lazio ile Lazio Bu arada birlikte. Vedat Muriç'i de istediğini düşünürsek belki de e, Fegüli evet. ile Vedat Muriç e, takım arkadaşı da olabilir. O neden olmasın çok da Gelecek iyi olur. E, Gelecek çok özel bir oyuncu ben hala. Çünkü ben Fegüli'nin 10 e, numara oynayabileceğine inanıyorum. Hani Hı -hı. sağ açık olması dışında çok hızlı yok ama... Bence oyun aklı Fegül'ün hala yaşı da 89 daha doğum günü olmadı sanki. Hani biraz geç Eylül-Ekim gibi hatırlıyorum. Daha 31 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hala bence üst seviye 2-3 sene oynayabilir ama hani Galatasaray'ın mali gerçekleri ister istemez Belhanda ile Fegoli ile çünkü satabileceği başka oyuncusu yok Galatasaray'ın evet. işte. Jacques Nefalco'ya gitmiyor. Şu an olabildikçe Galatasaray'da aslında öncelik zaten Arda Turan geldi. bu, bugün Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, ve Oğulcan Çağlay'ın için resmi açıklamalar yapılabilir. Çünkü oyuncular sağlık kontrolünden geçirecekler. Yarın da Florya'da sezon açılışında olacaklar. Omar e, El Abdallo geçen hafta Olympiakos'la maça çıktığı için biraz onun gelişi sarkacak. E, Galatasaray'ın şu an hali hazırda 5 transferi var. 5'inde bonservisi elinde. Hı hı. Mensa nasıl olabilir? onu da açıklayalım. E, Maikon'dan gelen bir 1.4 milyon euro para var. Bu parayı pekala Mensa'nın kiralama bedelini kullanabilirsiniz. Bir sonraki sene tekrar kiralama bedeli alıp e, ödeyip oyuncuyu alabilirsiniz. Burada tabii Feguly'den alınacak kazanılacak para da İtalya'ya gönderildiğinde muhakkak Feguly zararını artık Galas'ın elden evet. çıkartır. Biraz süreç ona gidiyor. Orta sahasını iki takviye veya...